Erem Şentürk, Amerika Rakka'ya götüreceği PKK'lıların sayısında bile yalan söylüyor. 6 kelimelik cümlede 4 yalan söylemeye Amerika açıklaması denilir. Daesh karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorian, Ağdalı İngilizcesiyle güya PKK'lı olmayan adına da Demokratik Suriye güçleri dedikleri PKK'lı teröristleri Rakka'ya süreceğini açıkladı. Pentagon'a doluşan Amerika propaganda tetikçileri ki bunlar gazeteci olarak anılıyorlar, oturup Albay John Dorian denilen Amerikalı komutanın anlattıklarını dinlediler. Dorian 7 Ekim'den itibaren koalisyon güçleri olarak 3000'den fazla hava saldırısı, topçu atışı ve füze saldırısıyla Irak ordusuna katkı sağladıklarını söyledi. Irak ordusunu nerede bulmuşlar da katkı sağlamışlar acaba? Irak ordusu diye bir şey yok. Aslında olan İran'a bağlı kiralık çeteler. Amerika medyası bu çeteye Irak ordusu diyor. Aynı PKK'ya DSG dedikleri gibi. Destek verdik dediği de İran'a biat etmeyen aşiretleri ve sivilleri öldürmek. Aynı PKK'ya destek olmak için Suriye'de sivilleri vurdukları gibi. 6 kelimede 4 yalan. Amerika diyor ki 30-40 bin DSG ile Rakka'yı temizleyeceğiz. Yalan bir. sayı 30-40 bin değil en fazla 6-7 bin. Yalan 2. DSG'li değil PKK'lı terörist. Yalan 3. Rakka'yı temizlemeyecekler bazı İran ve PKK arasında pazarlıklarda paylaştırılmak üzere işgal edecekler. Yalan 4. Eğittikleri adamların en son dün Diyarbakır'da 9 kişinin kanına giren katil sürüsü olduğunu söylemiyorlar. Şimdi asıl soruyu soralım. Amerika gözümüzün içine baka baka bu kadar yalanı hangi cesaretle söylüyor? Onlar İran'a bağlı çetelere Irak ordusu diyor, biz de evet diyoruz ve haberlerde öyle yazıyoruz. Onlar 2014 yılında Daesh Musul'u işgal etti diyor, biz de evet diyoruz ve haberlerde öyle yazıyoruz. Onlar PKK'ya DSG diyor, biz de evet diyoruz ve haberlerde öyle yazıyoruz. Amerika'nın yerinde kim olsa aynısını yapar, ne söyleseler yutuyoruz. Erem Şentürk,